Kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar, destekleriniz sayesinde kısa sürede büyüyoruz. Tüm destek veren arkadaşlar. Ayrıca beni Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Gazni Devleti'nin kuruluşu. 963-1186 yılları arasında Mavray Nehir, Afganistan, Hindistan, Kuzey ve Horasan'da hüküm sürmüş olan Türk Devleti. Gazneliler atlarını başkent edindikleri Helen, Afganistan sınırları içinde bulunan Gazne şehrinden almıştır. Gazne Devleti'nden önce bu topraklarda hüküm sürmüş olan Fars asıllı Samaniler siyasi ve kültürel etkisi dolayı Gaznelilikleri zaman içerisinde Farslaşmışlardır. Gazneliler, kurucusu sayılan Alptekin Samanilerin ordu komutanlarındandır. Ancak hanedanlığının tam anlamıyla kuruluşu onun damadı Sebuttigin döneminde mümkün olmuştur. Sebuttigin Gazne şehrinin başkenti yaparak Samanilerin sultanlığını, egemenliklerini kurtulmuştur. Sebuttigin'in oğlu Sultan Mahmut dönemi imparator sınırları Ceyhun'dan İndikuş Nehri Hint Okyanusu'na kadar uzandı ve Rey ve Hamedan'ı da kapsadı. Gazneli Mahmut döneminde Hindistan'a tam 17 sefer yaptı ve İslam'ı yaydı. 1. Mesut döneminde Gaznelilere aylık köklü ve büyük toprakların bir kısmı kaybedilmiştir. Selçuklu Devleti ile gelmişti. Selçuklularla yapılan Dandana Kan Savaşı yapılmıştı. Gazneliler Mavray Nehri ilesine gitmişti. Batı bölgelerinin neredeyse tamamı Dandana Kan Savaşı sonrası Selçuklu Devleti'nin kontrolüne geçmiş ve elde Afganistan, Bolcistan ve Peşcan bölgesi kalmıştır. Selçukluların 1157'de dağılması Gaznelilerin pek yararı sağlamamıştır. Bu karışık ortamdan güçlenerek yıkılan Gurgullar 1152'de Behram Şah'ı yenilgiye uğratarak Gazne'yi ele geçirdiler. Bundan sonra hükümdarlarının Lahore'a çekilerek devam ettikleri ve İslam dinini Hindistan'ın içlerine kadar yaymış olan Gaznelilerin son hükümdarı Hüsrev Melik Gurlular tarafından 1186'da esir alınmasından sonra Gazne devleti kesin olarak sona erdi. Gaznelilerin en parlak dönemi Sultan Mahmut dönemindedir. Gazneliler yıkılışından sonra Selçuklular, Anadolu Selçuklu olarak ilerlemiştir.